CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca yaşlıların ve engellilerin aylıklarının kesilmesine neden olan 2022 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklif yasalaştığında 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlarımıza aylık bağlanması ile ilgili hane başına düşen gelir ölçütü uygulaması kaldırılacak. Uygulama yürürlükten kaldırıldığında yaşlılık ve engelli aylığı almakta iken aylık geliri 300 TL'nin üzerinde olduğu için maaşı kesilen tüm yaşlı ve engellilerimize yeniden maaşları bağlanacak. Karaca'nın kanun teklifinin gerekçesinde anayasamızın yaşlılar devletçe korunur, yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir hükmü ve yine anayasamızın sosyal devlet ilkesi göz önüne alındığında Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın hukuk dışı yollara yönelmesini önleyebilecek bu kanun teklifi aracılığıyla sosyal devletin muhtaç, güçsüz, kimsesiz ve engelli vatandaşlarımız ile yakınlarına sağlaması gereken yardımların yeniden uygulanması, hane başına düşen gelir ölçütü uygulamasının kanun kapsamındaki vatandaşlarımıza yapılacak yardımlar gözetilerek kaldırılması amaçlanmıştır ifadeleri yer alıyor. CHP Denizli Milletvekili Karaca mevcut uygulamada hane başına gelir hesabına göre aylık 300 TL'nin üzerinde geliri olan engelli ve yaşlıların aylığının kesilmesinin Türkiye gerçekleriyle örtüşmediğini belirtti.